videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayvancılıkla uğraşan fakir bir aile, bir gün ellerindeki bir avuç büyükbaş hayvanı çiftleştirmiş, Allah'tan rızıklarını genişletmesini, kendilerine sağlıklı hayvanlar vermesini dilemişlerdi. Heyecan ve umutla başlayan bekleyişleri boyunca bir gün bile olsun Allah'a karşı görevlerini ihmal etmemişler, her fırsatta ona ibadet edip dua etmişlerdi. Yüce Allah'a dayanıp güvenen bu aile, büyük bir samimiyet ve sabır örneğiydiler. Onların fazla malda gözü yoktu. Geçimlerini sağlayacak kadar mallarının olmasını istiyorlar, rızıklarının kesilmemesini umut ediyorlardı. Ellerine geçen mallardan her fırsatta infak ediyorlar, Allah'a yakınlaşmak, O'nun sevgili kulu olmak için hiçbir zaman salih amel işlemekten geri kalmıyorlardı. Ailenin babası, hayvanlarının doğumuna yakın bir cuma günü namaza gittiğinde hoca efendi, sabır ve rızık konulu bir hutbe irad etti. Adam, hocayı gözyaşları içinde dinledi. Onun anlattıklarından dersler çıkararak, ailesine anlatmak üzere cumadan çıktı. Tam eve gidip ailesine o gün cumada hocanın irad ettiği hutbeyi anlatacakken, birden küçük kızının koşarak kendisine doğru geldiğini gördü. Kızı, ''Baba, babacığım, hayvanlardan biri doğum yapıyor, koş!'' diye bağırıyordu. Adam bunu duyunca oldukça heyecanlanarak besmele çekti ve kızını kucaklayarak evine doğru koştu. Eve geldiğinde hanımının doğum yapan ineklerine yardımcı olmaya çalıştığını gördü. Hemen yanına gelerek ona yardım etti. Tek diledikleri şey, sapasağlam sağlıklı bir buzağının dünyaya gelmesiydi. Allah'a teslim olup dualar ederek, doğan buzağı itinayla bacaklarından çektiklerinde hayvancağız yavaşça dünyaya geldi. Doğan buzağa bakıp sevindikleri sırada, ineğin hala yerinden kalkmadığını görünce ona bir şey oldu sandılar. Ancak durum korktukları gibi değildi. İnek henüz doğumu bitirmemiş, daha dünyaya getirecek yavruları vardı. Aile bunu fark edince sevinçle gelecek diğer buzağı beklemeye başladı. İkinci buzağının da sağlıklı doğduğunu gördüklerinde mutluluktan havaya uçtular. Ancak doğum hala bitmemişti. Tam bu şekilde ardı arkası kesilmeden 3 buzağı daha dünyaya geldi. Böylece toplam 5 buzağı doğmuş oldu. Aile tek bir inekten meydana gelen bu 5 buzağa baktıkça gözyaşları içinde Allah'a hamd ettiler. Kendisine vermiş olduğu nimetlere çokça şükrettiler. İşte Yüce Allah kendisine inanıp güvenen, iman edip salih amel işleyen kullarına böyle ihsanda bulunur. Onların mallarını bereketlendirir, rızıklarını artırır, ömürlerine bereket verir. Hem dünyada hem de ahirette saadete ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de yoksulluk kelimesi ve türevleri 13 ayette geçer. Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimriliği telkin eder. Allah ise size kendinden bir yarlığama ve bir bolluk vaat ediyor. Allah ihsanı geniş olan her şeyi bilendir. Şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginleriz diyenlerin sözünü Allah işitmiştir. Bayramda kesilen kurbanların etlerinden yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun. Musa aleyhisselam, Firavun'un ülkesi Mısır'dan çıkınca yolda 7 gün kadar aç kalmış ve şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz ben bana indireceğin hayra muhtacım. Velilerden kim zenginse yetimin malını yemekten kaçınsın. Kim de fakirse örfe göre yesin. Ey iman edenler! Zengin olsun, fakir olsun, adaleti titizlikte ayakta tutan hakimler ve Allah için şahitlik eden insanlar olun. Eğer sadakaları açık olarak verirseniz o ne güzel. Eğer onları gizler ve bu şekilde fakirlere verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Sadakalar Allah yolunda kendilerini vakfetmiş fakirler için olup onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. Tanımayanlar iffet ve müstani görüşlerinden dolayı onları zengin sanır. Sen Habibim, o gibileri simalarından tanırsın. Onlar insanlardan yüzsüzlük edip de bir şey istemezler. Zekatın verileceği 8 sınıf insan sayılırken en başta fakirler ve miskinler yer alır. İçinizden bekarları, köle ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah onları evlilik sayesinde zengin kılar. Ganimetin verileceği yerler zikredilirken bunlarda özellikle Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin hakkı bulunduğu vurgulanmıştır. İslam'da veren el, alan elden üstün tutulmuş ve müminler helal yoldan kazanç sağlamaya teşvik edilmiştir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: İyi mal, salih kimse için ne güzeldir. Neredeyse fakirlik küfre denk olacaktı. Hazreti Peygamber şöyle dua etmiştir: Allah'ım, yoksulluk fitnesinin şerrinden, küfür ve yoksulluktan sana sığınırım. Yine Allah elçisi şöyle buyurmuştur: Ben görmeyen birisiydim. Allah basiretimi açtı. Fakirdim, beni zengin kıldı. Şüphesiz insan borçlandı mı konuşursa yalan söyler, vaat ederse sözünde duramaz. Fakirlik insan düşüncesi üzerinde olumsuz etki yapar.
Muhammed Eş-Şeybani'nin şöyle dediği nakledilir. Ebu Hanife ilim meclisindeyken hizmetçisi evde yiyecek kalmadığını söyleyince o şöyle demiştir. Allah hayrını versin, kafamdan 40 fıkıh meselesini kaçırttın. Yine Ebu Hanife'nin başka bir sözü şöyledir. Evinde yiyeceği olmayan kimseyle istişarede bulunma. Çünkü onun fikri dağınık, kalbi meşguldür. Kararı isabetli olmaz. Hakim, öfkeliyken karar vermesin. Hadisi de aynı esası belirtir. İslam hukukçuları fazla açlık, susuzluk ve benzeri etkenleri öfkeye kıyas etmişlerdir. Yoksulluk evlilik hayatını da etkiler. Ayette evlenmeye çare bulamayanlar, Allah kendilerine fazl-ı kereminden zengin kılıncaya kadar zinaya karşı iffetlerini korusunlar buyurulur. Ebu Hanife'ye göre, kocanın yoksulluğu sebebiyle kadın boşanma davası açamaz. Sabretmesi, gerekirse kocasından izin alarak çalışması ve kocasının nafakayı borçlanması gerekir. Delili şu ayettir. Eğer borçlu, darlık içindeyse ona geniş bir zamana kadar mühlet vermenizdir. Ve Ahmet bin Hanbel'e göre kadın kocasının nafakayı temin edemeyecek şekilde yoksulluğu yüzünden boşanma talebinde bulunabilir. Ricci Talak'ta söz eden ayetin sonunda şu uyarı vardır. Bu kadınları haklarına tecavüz için zararlarını olarak tutmayınız. Yoksulluk toplumda huzursuzluk yaratır. Evinde yiyecek bulamayanın insanların üzerine yalın kılıç yürümediğine şaşırıyorum dediği nakledilmiştir. Bir toplumda zenginlerle yoksullar arasındaki mesafe büyür, zengin azınlık israf ve sefalet içinde üzerken yoksullar asli ihtiyaçlarından bile mahrum kalırsa kalplere kin, buz ve nefret tohumları ekilir. Toplum düzeni bozulur. Allah-u Teala rızkı, mal mülk edinmeyi çalışma ve risk esasına bağlamıştır. İnsanların becerileri farklı olduğu, çocuk ve servetler bir imtihan aracı sayıldığı için servette mutlak eşitlik amaçlanmamıştır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.